Arkadaşlar merhaba, ben Murat Bozdağan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar böyle köylük yerlerden geçiyorum. Müşteriye gidiyorum. Dedim burada kamerayı açayım. Bu görüntüleri de sizler de görseniz iyi olur. Neden? Buralardan çoktan beri geçmedim. Belki de geçtim de hiç çekim de yapmadım buralardan. Gelin buraları da bir görmüş olun. Buranın ismi Shlat. Arkadaşlar söyleyemeyeceğim nereye ait, herhalde Kanton Zürih'e ait olması lazım. Çünkü tam Thurgau Zürich Schaffhausen sınırlarındayım. Böyle arabaların plakalarına baktım mı TG Thurgau olacak o zaman. Herhalde Thurgau. Benzin fiyatı 1.78, mazot 1.91. Bunu da öğrenmiş olduk. Arkadaşlar buralardan ya geçiyorum da ama galiba hiç çekim yapmadım. Beni Türkiye'den seyreden abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım var. Akrabalarım var, komşularım var. Hepsine buradan kucak dolusu selamlar olsun. Bura böyle yerleri görmek istiyorlar. Dağlık, tepelik, taşlık. Bugün de hava süper. 25 derece sıcaklık var dışarıda. Sanki bir an yaz geldi. Geçen hafta daha donuyorduk. Arkadaşlar Allah nasip kısmet ederse 2,5 hafta sonra yine Murat Bozdağ'ın Sıla yollarında olacak. Ya arkadaşlar siz gurbette yaşayan arkadaşlar, sizler de benim gibi yaklaştıkça günler daha yavaş geçiyor. Yaklaştıkça daha yavaş geçiyor. Yani böyle kafayı üşüteceğim. İnsan istiyor ki o gün gelsin de hadi gidelim diye. Biliyorsunuz ailece Antalya tarafına gideceğiz. Bir 10 gün izin yapacağız orada. Yani o günü, Sıla yolu gününü dört gözle bekliyoruz, iplen çekiyoruz. Bakalım. Şimdi önümüzdeki gelecek köyün ismi Truttikon. Buralarda da ne isimler vermişler be kardeşim köylere. Winterthur'a doğru, Frauenfeld Winterthur'a doğru yol alıyoruz. Buradan direkt okey. Ben bu hanımefendiye yol vereyim. Çünkü onun işi aceledir. Haydi bakayım. Aceleymiş. Basıyor. Arkadaşlar arkamdan araba geldi mi böyle? Çok yakın yaklaştı mı ki? Demek ki işi acele. Bu sefer ben de konsantre yapamıyorum bu sefer video için. Konuşacağımı da unutuyorum. Her şey karışıyor yani. Onun için en iyisi yol vermek, yolcu yoluna gerek. Bakın güzel dağların, ormanların içinden geçiyoruz. Buralarda çok çiftçiler var. Bakın hep devamlı çiftçi. Tarla, her taraf tarla artık. Ne ektiler bilmiyorum. Bu sağ tarafta herhalde üzüm ağaçları olacak bunlar. Bakalım göreceğiz şimdi. Üzüm ağacı bunlar ya. Evet üzüm ağacına benziyor. Ağaçlara bakarken şimdi arabayı da ağaca geçirmeyelim. Truttikon köyü geliyor. Truttikon. Arkadaşlar inanmazsınız, öyle de böyle de değil, çok radar var. Biraz evvel 30'luk yerde radar koyup kurmuşlar. Allah muhafaza orada dikkat etmezsen bir 50 ile seni yakalarsa eyvah eyvah. Ehliyet de gitti, çok büyük parası, ceza parası da geldi. Çok kötü, çok kötü. O zaman işte çok kötü. Evet böyle köyler
seviliyor Türkiye'den biliyorum. Böyle bu stil evler eskilerden kalma. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa bana tabii ki yorumlarda yazarsanız sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar abone olursanız daha çok sevinirim. Abone olan arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Durmak yok, çekimlere devam. Konumuz İsviçre, konumuz Sıla yolu, konumuz efendime söyleyeyim Avrupa, kanun, iş, işçilik, izin, eğlenmek, gezmek. Konumuz her türlü konular var bizde. Haberler. Evet, önümüzde ne köyü bu? Neunforn, doğru mu acaba? Ya 5 tane ev var burada ya, bu köy mü ya? Ufacık bir şey bu ya. Giesenhardt. Bu benim Giesenhardt'mış. Giesenhardt. Şimdi dikkat edelim de. Ya Murat sen nereye geldin böyle? Çoktan beri gelmemişim ben. Buraları unutmuşum ya. Biz buradan direkt gidiyoruz arkadaşlar. Ne yazıyor? Oberneunforn. Ve Frauenfeld'e doğru yol alıyoruz. Buyurun size İsviçre'nin doğası. Köprü altından tren yolu geçiyor arkadaşlar. İsviçre'de her köye değil ama %80'ine tren yolu var yani. Tren yolu bayağı var İsviçre'de. Adamlar olmadık yerlere tren yolu yapmışlar. Tren yolu olmayan yerlere de otobüs bağlantıları var tabii ki. Ama tabii Allah'ın dağında oturuyorsan otobüs belki günde iki kere gelir. Hafta sonu belki bir kere gelir. Cumartesi günü bir kere gelir. Buraya park yapmışlar herhalde yürümek için. Yürüme mangal yerleri falan varsa ormanın içinde. İleride evler gözüktü. Sivilizasyon geliyor arkadaşlar. Çekimler 4K. Büyük televizyondan bakarsanız daha güzel gözükür. Evet arkadaşlar, biraz evvel dediğim gibi gün yaklaştıkça Sıla yoluna çıkabilmek için o gün, yani o tarih gelsin. Yaklaştıkça daha yavaş geçiyor günler. Yaklaştıkça daha da yavaş geçiyor. Aslında günler çok hızlı geçiyor da. İşte insan böyle bir şeye sevindiği zaman ne bileyim günler geçmek bilmiyor ya. Neunforn bu köyün ismi. İsviçre köylerini merak edenler. Şimdi gene bazı arkadaşlar yazar, kimse yok yollarda. Buradaki fazla insan oturmuyor ki, kim olsun yollarda. İstanbul gibi büyük değil ki. Köyün içinden geçiyoruz. 200 tane ev var, 300 tane ev var. Bilemedi. Belki o kadar. Al işte. Burada 5000 insan yoğunluğu olamaz ki yani. İnsan yok köyde. Nereden gelecek insan? Onların hepsi çiftçi.
Vay be, manzaraya bak be. Bu manzarayı görebilmen için işte Murat Bozdoğan'ı seyretmen lazım. Tabii bu dakikaya kadar kapatmadıysan, şimdi sen de faydalanıyorsun. Niederneuenhorn. Dilinizi eşek arısı soksun. Nereden buldunuz böyle ismi? Niederneuenhorn. Ama buralarda da bakın arkadaşlar, araba satış yerleri var. Ufacık köylerde Toyota bayisi var. Herhalde araba satılıyor ki. Burada su tankları var büyük. Herhalde arabalar satılıyor ki adam oraya bayi açmış. Burada sol tarafta üzüm ağaçları arkadaşlar bunlar. Ama bu üzümler yenmez. Bunları şarap için kullanıyorlar. Bu üzümlerin kabukları böyle sert oluyor. Yani bizim Türkiye'nin üzümüne benzemez. Kırmızı şarap yaparlar, beyaz şarap yaparlar, beyaz üzümden. Şarapları meşhurdur. Tabii. Dietingen. Dietingen köyüne yaklaşıyoruz. Haydi bakalım. Hızımıza da dikkat edelim, yoksa cezayı yeriz valla. Bütün gün polis amcaya çalışmış oluruz. Dietingen. Arkadaşlar buranın ismi Dietingen. Merak edenler, Dietingen'e geldik. Ve şimdi kendiniz göreceğiniz kaç tane ev var. Evet arkadaşlar, fazla uzatmak istemiyorum videolarımı. Bu görüntülerle size İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin, saatinize dikkat edin, sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşçakalın.